CKH4 molekülü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır denilmiş. Öncülleri yorumlayabilmek için öncelikle CKH4'ün Lewis yapısını çizelim. Karbon 4A grubundaydı. 2 adet karbon bulunmakta molekülümüzde. Sembol etrafına 4A grubu olduğu için 4 tane tek nokta koyuyoruz. Molekülde 4 tane hidrojen var. 2 hidrojen sağdaki karbona 2 tane de soldaki karbona paylaştıralım. Hidrojen 1A grubuydu. Elektronları ortaklaştırarak yani tek noktaları birleştirerek bağları oluşturalım. Karbon organik bileşiklerinde 4 bağ yaptığından dolayı burada aralarında ikili bağ oluşacak. Zaten tek noktalardan bunu görebiliyoruz. Şimdi öncülleri yorumlayalım. A şıkkı bir tane pi 5 tane sigma bağı içerir. Tekli bağda bir adet sigma bağı. ikili bağda bir adet sigma bir adet pi bağı. Üçlü bağda ise bir sigma 2 pi bağı bulunmaktaydı. Bağları sayacak olursak önce sigmaları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. İkili bağda bir tane sigma bağ olduğu için burayı da saydım. Toplamda 5 sigma. İkili bağdan da bir adet pi bağı gelecek. Dolayısıyla A şıkkımız doğrudur. B şıkkı karbon atomları sp2 hibritleşmesi yapmıştır. Vesper formülü üzerinden hibritleşme değerimizi belirleyelim. Vesper formülü AX ve E harflerinden oluşmaktaydı. A merkez atomu X merkeze bağlı atom sayısı ya da atom grubu sayısını E ise merkez atomdaki ortaklaşmamış elektron çiftini belirtmekteydi. Merkez atom en çok bağ yapan atomdu. İki tane karbon var. Bunlardan birini merkez atom olarak seçersek A diyelim. Merkeze bağlı 1, 2 bir de şöyle büyük bir grup var. Toplam 3 grup bağlı olduğu için X değerimiz 3 olacak. Merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti bulunmadığından E değerini boş bıraktık. O halde Vesper formülümüz AX3'tür. Vesper formülüne bakarak hibritleşmeyi nasıl belirliyorduk hatırlayalım. X artı E değeri toplamı 2 ise SP. 3 ise SP kare. 4 ise SP küp hibritleşmesi yapmaktaydı molekülümüz. Vesper formülümüz AX3 olduğundan dolayı X artı E değeri toplamı 3'tür. O halde merkez atom olan karbon SP kare hibritleşmesi yapmıştır. B şıkkı da doğrudur. Bağ açısı 120 derecedir denilmiş. Yine Vesper formülüne göre bağ açılarını ve molekül geometrilerini biz belirleyebiliyorduk. Eğer Vesper formülümüz AX2 ise geometrimiz doğrusal bağ açımız 180 dereceydi. Vesper formülümüz AX3 ise molekül geometrimiz düzlem üçgen bağ açımız 120 dereceydi. Vesper formülümüz AX4 ise molekül geometrimiz düzgün dört yüzlü bağ açımız 109.5 dereceydi. Vesper formülümüz AX3E ise molekül geometrimiz üçgen piramit bağ açımız 107,3 dereceydi. Vesper formülü AX2E2 iken geometrimiz kırık doğru ya da açısal diye ifade ediyorduk. Bağ açımızsa ise 104,5 dereceydi. Bizim Vesper formülümüz AX3 olduğuna göre o halde bağ açımız nedir? 120 derecedir. C şıkkı da doğrudur. D şıkkı ortaklanmamış elektron çift sayısı 2'dir. Lewis yapısını çizdik molekülümüzde ortaklaşmamış elektron çifti bulunmamaktadır. Dolayısıyla D şıkkındaki ifade yanlıştır. Sorumuz bize yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız D seçeneğidir. Son olarak E şıkkına bakalım. Bağ yapımına katılan elektron sayısı 12'dir. Bağ sayısını saydığımızda 5 tane sigma, 1 tane pi bağı var demiştik. Her bağ 2 elektrondan oluşmaktaydı. Toplam 6 bağ olduğuna göre 6 çarpı 2'den 12 tane elektron bağ yapımında kullanılmıştır. E şıkkı da doğrudur. Sorumuz yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız D seçeneğidir. Asetik asit molekülündeki sigma ve pi bağlarının sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir deniliyor. Öncelikle maddemizin açık formülünü yazalım. Arkadaşlar dikkat edersek molekülde karboksil grubu bulunmakta. Karboksil grubunun açık yapısı bu şekilde yazılmaktaydı. Buna aşina olalım demiştik daha önceki sorularda. Karşımıza çünkü çok sık çıkıyor. Sonrasında bu gruba CH3 bağlanmış. Karbonla hidrojenler arasında tek bağ oluşacağı için karboksil grubu karbona bağlı olacaktır. Böylelikle karbonlar toplamda 4 bağ yaptı. Hidrojenler dubletini tamamladı. Oksijenler de ortaklaşmamış elektronlarıyla birlikte oktedini tamamladı. Sorumuz sigma ve pi bağ sayısını sormaktaydı. Tekli bağımızda 1 adet sigma bağı vardı. İkili bağda 1 sigma 1 pi bağı vardı ve üçlü bağda 1 sigma 2 pi bağı vardı. Öncelikle sigma bağ sayılarını sayalım. 1 2 3 4 5 6 ikili bağdan da yine 1 sigma vardı. Toplam 7 adet sigma bağımız var. İkili bağdan dolayı da 1 adet pi bağımız bulunacak. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Basit formülü CH2O olan organik bileşiğin mol kütlesi 60'tır. Bu molekülle ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Öncelikle basit formülün molekül ağırlığını bulalım. Karbonumuz bir tane var basit formülde 1 çarpı 12 diyoruz. Hidrojenimiz iki tane var. 2 çarpı 1 diyoruz. Ve oksijenimiz bir tane var. 1 çarpı 16 diyoruz. Bu değerleri topladığımızda 12, 16 daha 28, 2 daha 30. Yani şuradaki basit formülün mol ağırlığı 30 gramdır. Sonra da bize bileşiğin mol kütlesi 60 gram verilmişti yani basit formülün iki katı kadar bileşiğin mol kütlesi bulunmakta. O halde basit formüldeki atom sayısının iki katı kadar gerçekteki molekülümüzde atom bulunmakta. Bu durumda n değerinin 2 olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla molekül formülümüz 2 ile çarptığımız zaman atomları C2 H4O2 şeklinde olacak. Şimdi öncülleri yorumlayalım. Birinci öncül n değeri 2'dir. Evet molekül kütlemiz Basit formülün molekül kütlesinin iki katı olduğu için n 2'dir dedik. İkinci öncül molekül formülü denilmiş. Burada atom sayılarını kıyaslayalım. Karbon bileşikte 2 adet bulunmakta. Hidrojen 4 adet. Oksijen 2 adet. Dolayısıyla C2H4O2 formülüne uyduğundan dolayı ikinci öncül bizim molekül formülümüz olabilir. Üçüncü öncül ortaklanmamış iki çift elektron bulundurur. Arkadaşlar molekül formülümüzün ikinci öncüldeki bileşiğe uyduğunu gördük. O yüzden ikinci öncüldeki bileşiğe göre bir Lewis yapısı yazalım. Yapıda karboksil grubu bulundurduğundan dolayı öncelikle karboksil grubunun yapısını yazıyorum. Daha sonra karboksile CH3 bağlıymış gibi düşünelim. Karbonla hidrojen arasında tekli bağ oluşmaktaydı. Karbon organik bileşiklerde 4 bağ yapmaktaydı. Dikkat edersek hidrojenler dubletini, karbonlar oktetini tamamladı. Ancak yapımızda oksijenler ok dediğini henüz tamamlamamış durumda. Ok dediğini tamamlayabilmeleri için ortaklanmamış elektron çiftlerini bulunduracaklar. İki oksijenle de iki çift ortaklanmamış elektron çifti bulunacak. O halde moleküle baktığımızda toplamda 4 adet ortaklaşmamış elektron çiftimiz vardır. Bunlar da oksijenlerden geldi. Burada iki çift bulundur dediği için üçüncü öncül yanlıştır. Soru bize doğru olan öncülü sorduğundan cevabımız 1 ve 2 olan C seçeneğidir. Vesper gösterimleri verilen aşağıdaki moleküllerden hangisinin merkez atom hibritleşme türü yanlış verilmiştir deniliyor. Vesper formülünden hibritleşme bulunurken X artı E toplamı 2 ise SP, 3 ise SP kare, 4 ise SP küp hibritleşmeleri yapılırdı. O halde öncülleri buna göre yorumlayalım. A şıkkında X artı E toplamı 3'tür 3 olduğu için SP kare hibritleşmesi yapacak. A şıkkı doğrudur. B şıkkı x artı e toplamı 4'tür. x artı e toplamı 4 olduğunda sp küp hibritleşmesi yapılacaktı. Doğru verilmiş. C şıkkında x artı e toplamı 2'dir. x artı e toplamı 2 olduğunda sp hibritleşmesi yapılması gerekiyor. Burada sp kare denildiği için c şıkkı yanlış oldu. Sorumuz yanlış olan öncülü sorduğu için cevabımız c seçeneğidir. Diğer öncülleri de kontrol edelim. D şıkkında x artı e toplamımız 4'tür. Hibritleşme değeri sp küp olacak. E şıkkında X artı E değeri toplamı 4'tür. Yine S-PQ birleşmesi olacak. Yanlış olan öncül C seçeneğidir. NH3 molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Öncelikle NH3 için Lewis yapısını yazalım. Azot 5A grubundaydı. Hidrojen 1A grubunda bulunmaktaydı. Tek noktaları birleştiriyoruz. Lewis yapısını yazdık. Öncüllere baktığımızda Çoğunun cevabı Vesper formülünde gizli. O halde molekülümüzün Vesper formülünü belirleyelim. Vesper formülü A, X ve E harflerinden oluşmaktaydı. A merkez atomu, X merkeze bağlı atom sayısı ya da atom grubunu, E ise merkez atomdaki ortaklaşmamış elektron çiftliğini belirtmekteydi. Merkez atomu en çok bağ yapan atom olarak belirliyorduk. Molekülümüzde en çok bağı azot atomu yapmıştır. O halde azot atomu merkez atomdur A dedik. Merkeze bağlı 3 tane hidrojen var. Yani x değerimiz 3. Merkezde ortaklaşmamış elektron çiftimiz de 1 adettir. E'ye de 1 dedik. Vesper formülünde belirledik. Şimdi öncüllerin yorumuna geçelim. A şıkkı merkez atomunun hibritleşme türü sp karedir denilmiş. Vesper formülü üzerinden hibritleşmeyi nasıl buyurduk hatırlayalım. X artı E değeri toplamı 2 ise sp. X artı E değeri toplamı 3 ise sp kare x artı e değeri toplamı 4 ise sp küp hibritleşmesi yapmaktaydı merkez atom. Molekülümüzde x artı e değeri toplamı 4 olduğundan dolayı molekülümüz sp küp hibritleşmesi yapacaktır. Burada ise sp kare denildiği için a şıkkı yanlıştır. Sorumuz zaten yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız a seçeneğidir. Diğer öncülleri de kontrol edelim. b şıkkı bağ katılan elektron çiftçi sayısı 3'tür. Yani bağ sayısı 3'tür denilmiş azot ve hidrojen arasında görmekteyiz. Toplamda 3 adet bağ bulunmaktadır. B şıkkı doğrudur. C şıkkı bağ açısı 107,3 derecedir. Arkadaşlar Vesper formülüne göre bağ açılarını hatırlarsak AX2 olduğunda bağ açımız 180 dereceydi. Vesper formülü AX3 iken bağ açımız 120 dereceydi. Formülümüz AX4 iken bağ açımız 109,5 dereceydi formül ax 3 e iken bağ açımız 107,3 dereceydi. Ve vesper formülü ax2e2 iken bağ açımız 104,5 dereceydi. Bizim vesper formülümüz ax3e olduğuna göre bağ açımız 107,3 derecedir. C şıkkı da doğrudur. D seçeneğinde vesper formülü ax3e demiş zaten bu şekilde bulmuştuk. E şıkkı molekül geometrisi üçgen piramittir. Vesper formülü AX3E olduğunda molekül geometrimiz üçgen piramitti. E şıkkı da doğru oldu. Diğer Vesper formül geometrilerini de hatırlayalım. Evet Vesper formülüne karşı diğer geometrileri de yazdık. AX2'de geometrimiz doğrusal. AX3'de geometrimiz düzlem üçgen. AX4'de düzgün dört yüzlü. AX3E'de üçgen piramit ve AX2E2'de kırık doğru ya da açısal şeklinde ifade ediliyordu. AX3 E'ye karşılık molekül geometrimizin üçgen piramit olduğunu söylemiştik. Sorumuz yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda belirtilen molekülde numaralandırılmış karbon atomlarının hibritleşme türü hangi seçenekte doğru verilmiştir deniliyor. Arkadaşlar grup numarasına göre hibritleşme türlerini hatırlarsak 2A grubu olan atomlar SP, 3A grubu olan atomlar SP kare, 4A 5A ve 6A grubunda olan atomlar ise sp3 hibritleşmesi yapardı. Tabi bu durum ne zaman geçerli? İlgili atomun tüm bağları sigma ise geçerliydi. Eğer ilgili atom pi bağı yapmışsa, pi bağını oluşturan orbitaller hibritleşmeye katılmayacağından dolayı pi bağ sayısı hibritleşme değerinden düşülür. Bunu da yazalım. Son olarak bir not daha vermek istiyorum. Bir atomun hibritleşme yapabilmesi için en az 2 tane sigma bağı yapmış olması gerekiyor. Evet notlarımızı yazdık. Şimdi sorunun çözümüne geçelim. Bizde zaten bütün atomlar karbon arkadaşlar. Dolayısıyla normalde SPQ hibritleşmesi yapacak. Pi bağ varsa pi bağ sayısını hibritleşme değerinden düşeceğiz. Birinci karbonumuza baktığımız zaman bir adet pi bağı bulunmakta. Son olarak bir pi bağını da hatırlayalım nasıl oluyordu. Tekli bağda 1 sigma bağımız vardı. İkili bağda 1 sigma 1 pi vardı. Ve üçlü bağda 1 sigma 2 pi bağı bulunmaktaydı. Şimdi tekrar geri dönüyoruz sorumuza. Görüldüğü gibi birinci karbonda ikili bağ bulunmakta. Yani bir tane pi bağı vardır. Dolayısıyla bu karbonun hibritleşme türü sp karedir. 2 numaralı karbona baktığımızda yapıda üçlü bağ bulunmakta. Üçlü bağda 2 adet pi bağı vardı. O halde sp küpten 2 iki çıkarırsak ikinci karbon sp hibritleşmesi yapmıştır. Üçüncü karbona baktığımızda ise tüm bağları sigma bağıdır. Karbon ve hidrojenler arasında sigma bağı var arkadaşlar. Tekli bağ oluşacak. O yüzden şurada pi bağı yok. Dolayısıyla üçüncü karbonumuz tamamen sigma bağı yaptığından dolayı hibritleşme değeri sp küptür. Öncüllere baktığımızda doğru cevabın B seçeneği olduğunu söylüyoruz. Yukarıda verilen molekül bağ oluşumunda orbital örtüşmelerinden hangilerini gerçekleştirmemiştir deniliyor. Arkadaşlar her bağ bir orbital örtüşmesiyle oluşmaktadır. Orbitallerin örtüşmesi yorumlanırken bazı hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle sigma bağı için konuşalım. Sigma bağı oluşurken eğer bir atom hibritleşme yapmışsa örtüşmeye hibrit orbitalleriyle katılır. Bunu bir not olarak yazalım. Evet notumuzu yazdık. Hibritleşme yapan atom sigma bağını oluştururken hibritleşme yapmış orbitali ile örtüşmeye katılır. Peki bir atomun hibritleşme yapıp yapmadığını nasıl anlarız? Bununla ilgili de bir not düşelim. Eğer atom en az 2 sigma bağı yapmışsa böyle atomlar hibritleşme yapmıştır diyoruz. Evet bu notumuzda yazdık. Bir atom en az 2 sigma bağı yapmış ise hibritleşme yapmıştır diyoruz. Molekülümüze bakalım. Hangi atomlar hibritleşme yapmış? Önce bunu belirleyelim. Hidrojen atomu tek sigma bağı yapmış. Dolayısıyla hibritleşme yapmamıştır. Oksijen atomu ikili bağ yapmış durumda. Yani bir sigma bir pi bağı yapmış durumda. Biz hibritleşme için en az iki sigma gereklidir demiştik. Bu nedenle oksijen atomu da hibritleşme yapmamıştır. Karbon atomuna baktığımızda iki tane tekli bağ bir tane ikili bağ yapmış durumda. Yani 3 sigma bir pi bağı var. Dolayısıyla en az iki sigma bağı yapmış olduğundan hibritleşme yapmıştır. Klor ise tek sigma bağı içerdiği için hibritleşme yapmamıştır. Peki karbon atomu hangi hibritleşmeyi yapmıştır? Elementlerin gruplarına göre hibritleşme değerlerini belirleyebiliyorduk. Eğer bir atom 2A grubundaysa sp, 3A grubundaysa sp kare, 4A, 5A veya 6A grubundaysa sp küp hibritleşmesi yapardı. Tabii ki bu kural tüm bağlar sigma ise geçerlidir. Eğer atom pi bağı yapmışsa pi bağını oluşturan p orbitalleri hibritleşmeye katılmadığından dolayı pi bağ sayısı hibritleşme değerinden düşülür. Notumuza bunu da ekleyelim. Pi bağ sayısı hibritleşme değerinden düşülür dedik. Karbon elementi 4A grubu olduğu için normalde sp küp yapacaktı. Ancak yapıda bir tane pi bağı olduğundan dolayı sp kare hibritleşmesi yapacaktır. Bu arada Tekli bağda 1 sigma, ikili bağda 1 sigma 1 pi ve üçlü bağda 1 sigma 2 pi bağı bulunur. Bunu da hatırlatmış olalım. Bu kısmı hallettik. Yani hibritleşme yapan bir atom sigma bağını oluştururken hibrit orbitalleriyle örtüşmeye katılacaktır. Peki pi bağı için ne diyeceğiz? Arkadaşlar pi bağı her zaman için p p örtüşmesiyle oluşur. Hangi p orbitalleri dik örtüşen p orbitalleri. Bir de p orbitallerinin ucuca örtüşmesi vardır. Ucuca örtüşen p orbitalleri sigma bağını oluşturmaktaydı. Dik örtüşen p orbitalleri ise pi bağını oluşturur. Yani molekülde pi bağı varsa o kesinlikle pp örtüşmesi sonucunda oluşur. Dolayısıyla bizim yapımızda ikili bağdan dolayı bir tane pi bağ olduğundan dolayı kesinlikle pp örtüşmesi bulunacaktır. Unutmayalım soru bize hangi örtüşme yoktur diyordu. Peki hibritleşme yapmayan atomlar örtüşmeye nasıl katkı sağlarlar? Onu da şöyle bir not yazalım. Eğer atom hibritleşme yapmamışsa son orbitali ile örtüşmeye katılır. Evet, hibritleşme yapmayan atomlar orbital örtüşmesine son orbitali ile katılır. Hibritleşme yapmayan hidrojen, oksijen ve klor vardı. Bakın burada proton sayıları verilmiş. Hidrojen 1s1 orbitaliyle ile sonlanmakta. Dolayısıyla örtüşmeye s orbitaliyle ile katılacak. Klorumuz proton sayısı 17 idi. Elektron dizilimini yaptığımızda 3p5 ile sonlanacak orbital elektron dizilimi. Dolayısıyla son orbitali p olduğu için örtüşmeye p orbitaliyle ile katılacak. Oksijenin de proton sayısı 8'di. Onu da şöyle yazalım. Yine oksijenin de son orbitali p olduğu için örtüşmeye P orbitali ile katılacak. O halde örtüşme türlerini belirleyelim. Her bağ bir örtüşme sonucu oluşmaktaydı. Karbon hidrojen bağında bağımız sigma bağı. Sigma bağı için ne demiştik? Hibritleşme yapılmışsa hibrit orbitali ile eğer hibritleşme yoksa da son orbitalle katılıyor katılıyordu örtüşmeye atomlar. Yani karbondan sp kare, hidrojenden de s orbitali gelecek. Karbon hidrojen bağı sp kare s örtüşmesi ile oluşacak bu molekülde. Öncüllere baktığımızda ikinci öncülde bu örtüşme türü bize verilmiş. Karbon klor bağına bakacak olursak yine karbon hibritleşme yaptığı için ve sigma bağından bahsettiğimiz için sp kare p örtüşmesi sonucunda karbon klor sigma bağı oluşacaktır. Burada sp kare p örtüşmesi de bize verilmiş. Molekülde bir de karbon oksijen ikili bağı bulunmaktaydı. İkili bağ içerisinde ne demiştik? Bir sigma bir pi bağı vardı. Sigma için ayrı bir örtüşme, pi bağı için ayrı bir örtüşme söyleyeceğiz. Pi bağı için ne demiştik? Her zaman pp örtüşmesi ile oluşur. Buradaki pp örtüşmesi dik olan p orbitalleri tarafından yapılır. Bunu da yine belirtmiştik pi bağı diye. pp örtüşmesi. Sigma bağı için ise karbonun hibrit orbitali katılacak örtüşmeye. Çünkü ne demiştik? Sigma bağında hibritleşme yapan atomlar sigma bağını oluştururken hibritleşme yapmış orbitaliyle ile örtüşmeye katılır. Burada karbon hibritleşme yaptığından dolayı sigma bağında hibrit orbitali olan sp kare ile örtüşmeye katılacak. Oksijen hibritleşme yapmadığı için son orbitali ile örtüşmeye katılacak. Son orbitali de p orbitaliydi. O halde karbon oksijen çift bağındaki sigma bağı sp kare p örtüşmesi sonucunda oluşur. sp kare p örtüşmesini zaten daha önce belirtmiştik. O halde yukarıdaki verilen örtüşme türlerinden birinci örtüşme türü molekülümüzde bulunmamaktadır. Bize de bulunmayan örtüşme türü sorulduğu için cevabımız yalnız bir olan A seçeneğidir. Karbon atomunun allatropları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır denilmiş. A şıkkı elmasta karbon atomları arası düzgün 400'lü geometri vardır. Bu ifademiz doğrudur Elmasta karbon atomlar arasındaki tüm bağlar sigma bağıdır. Ve Vesper formülü olarak da AX4 ile uyumludur. Dolayısıyla düzgün 400'lü geometri vardır diyoruz. Mesela karbonun diğer bir doğal allotropu olan grafitte ise karbon atomları altıgen halkalar şeklinde birbirine bağlı durumdaydı. Yani allotrop yapılarda atomlar farklı geometrik düzende bir araya gelmiştir. B e şıkkı grafit elektrik akımını iletir. Grafitin yapısında pi bağı bulunmaktaydı. Bu nedenle elektrik akımını iletebilmektedirler. Mesela elmaslı tüm bağlar sigma bağı olduğundan dolayı yani pi bağı olmadığından dolayı elektrik akımını iletemiyordu. C şıkkı nanotüpler iletken özellik göstermezler. Bu ifade yanlıştır. Nanotüpler karbonun allatropu olan grafitten özel yöntemlerle elde edilmektedirler. Grafitten elde edildiklerinden dolayı iletken özellik gösterirler arkadaşlar. Burada iletken özellik göstermezler denildiği için sorumuzun cevabı C seçeneğidir. C şıkkındaki ifademiz yanlıştır. Diğer öncülleri de kontrol edelim. Fullerenlerin geneli C60 moleküllerine sahiptirler. Bu ifademiz doğrudur. Son olarak E şıkkına baktığımızda elmas bilinen en sert maddedir denilmiş. Burada bir parantez açmak istiyorum. Elmas bilinen en sert doğal maddedir arkadaşlar. Dolayısıyla E şıkkı içinde doğrudur diyebiliriz. Tekrarlıyoruz. Elmas bilinen en sert doğal maddedir. Burada doğalın altını çiziyoruz. Sorumuzda yanlış olan öncül sorulduğu için cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda formülleri belirtilen moleküllerden hangisinin molekül geometrisi yanlış verilmiştir deniliyor. Molekül geometrileri ile ilgili yorumları Vesper formülü üzerinden yapıyorduk. VSEPR formülü A, X ve E harflerinden oluşmaktaydı. A merkez atomu X merkeze bağlı atom sayısı ya da atom grubunu E ise merkez atomdaki ortaklaşmamış elektron çiftini belirtmekteydi. O halde moleküller için öncelikle Lewis yapısını yazarak sonrasında Vesper formülünü bulalım ve Vesper formülüne karşılık gelen molekül geometrilerini karşılaştıralım. A şıkkında H2O molekülü verilmişti. Oksijen 6A grubunda bulunuyordu. B şıkkında hidrojen siyanür maddesi. Evis yapısı bu şekilde olacak. C şıkkında CH2O molekülü verilmiş. Karbon ve hidrojen arasında tekli bağ var. Karbon 4 bağ yapabilmesi için oksijenli ikili bağ bulunacak. CH4 molekülünde karbon ve hidrojen arasında tekli bağ bulunacaktı. Son olarak amonyak molekülüne bakalım. Azot ve hidrojenler arasında tekli bağ var. Azotun oktetini tamamlaması için bir çift ortaklaşmamış elektron çifti bulunacak. Vesper formüllerini yazalım. Molekülümüzdeki merkez atom en çok bağ yapan atomdu. H2O'da merkez atom oksijendir. A dedik. Merkeze bağlı atom sayısı x 2 tane atom bağlı merkeze. Ve merkez atomdaki ortaklaşmamış elektron çifti E idi. Oksijende 2 çift ortaklaşmamış elektron çifti bulunmakta. Vesper formülümüz H2O için AX2E2'dir dojen senürde merkez atom en çok bağ yapan karbondur Merkeze bağlı iki tane atom bulunmakta Merkez atomda ortaklaşmamış elektron çift olmadığından dolayı molekülümüz için vesper formülünde e değerini boş bırakıyoruz diğer molekülümüz ise merkez atom yine karbon a dedik Merkeze bağlı 3 atom var x değerimiz 3merkezde ortaklaşmamış elektron çifti bulunmadığından dolayı e değerini yazmıyoruz D şıkkındaki CH4 molekülü için merkez atom karbondur A dedik. Merkeze 4 tane atom bağlı yine E değeri bulunmamakta. Son olarak amonyak molekülünde merkez atom azot. Merkeze bağlı 3 tane atom var. Merkez atomdaki ortaklaşmamış elektron çifti de E'dir. Şimdi Vesper formülleri ve molekül geometrilerini hatırlayalım. Eğer Vesper formülümüz AX2 ise molekül geometrimiz doğrusaldı. AX3 formülünde geometrimiz düzlem üçgen. Vesper formülü AX4 ise geometrimiz düzgün dört yüzlü. Vesper formülümüz AX3E ise geometrimiz üçgen piramit. Vesper formülümüz AX2E2 ise geometrimiz açısal ya da kırık doğru. Aynı anlama gelmekte. h o molekülü için AX2E2 demiştik. Açısal ya da kırık doğruydu. A şıkkı doğrudur. E şıkkında AX2 demiştik, doğrusal olması lazım geometrimiz, doğru verilmiş. C şıkkında AX3 dedik, VSEPR formülümüzde düzlem üçgen olacaktı. D şıkkında AX4 demiştik, düzgün dört yüzlü olacak, doğrudur. E şıkkında AX3E demiştik, üçgen piramit olacaktı. Burada düzlem üçgen dediği için E şıkkındaki eşleştirme yanlış oldu. Sorumuz yanlış olan üçlü sorduğundan cevabımız E şıkkıdır. Molekül geometrisinin düzlem üçgen olması için vesper formülümüzün AX3 olması gerekiyordu. Yukarıda verilen molekülde ortaklanmamış kaç çift elektron bulunur deniliyor. Öncelikle molekülümüzün açık formülünü yazalım. Tüm bağları net bir şekilde görelim. Formülümüzü yazdık. Atomlarımızın oktet ve dubletini tamamlayıp tamamlamadıklarını kontrol edelim. Eksik varsa bunları ortaklanmamış elektron çiftleriyle tamamlayalım. Hidrojen atomu bileşiklerinde dublet, karbon atomu ise oktet kuralına uymaktaydı. Hidrojen ve karbonlara baktığımızda tamamı oktetini ve dubletini tamamlamış durumda. Burada oksijenlere odaklanmamız gerekiyor. Karbon oksijen çift bağındaki oksijen atomu şu an ortak kullanılan bağlar sayesinde 4 elektrona sahip. 8 elektronu olabilmesi için yani oktetini tamamlayabilmesi için 2 çift ortaklaşmamış elektron bulunduracaktır. Diğer oksijen atomumuz da şu haliyle 4 elektrona sahip. Oktidin tamamlaması için 4 elektrona ihtiyaç var. Bunu da 2 çift ortaklaşmamış elektrondan sağlayacaktır. O halde molekülümüzdeki ortaklaşmamış elektron çift sayısı her iki oksijenden de ikişer tane geldi. Toplamda 4'tür. Sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Karbon, hidrojen, oksijen elementlerinden oluşan CH2O organik molekülünün Lewis nokta gösterimi şeklindedir. Bu molekülün geometrik şeklinin adı nedir denilmiş. Arkadaşlar, moleküllerin geometrik şekilleri VSEPR formülü üzerinden yorumlanıyordu. VSEPR formülü A, X ve E harflerinden oluşmaktaydı. A merkez atomu, X merkez atoma bağlı atom sayısı ya da atom grubu sayısını e ise merkez atomdaki ortaklaşmamış elektron çiftini göstermekteydi. Vesper formülünde merkez atomu belirlerken yani A'yı belirlerken en çok bağ yapan atom merkez atomdur şeklinde yorum yapıyoruz. Verilen Lewis nokta yapısına baktığımızda merkez atomun karbon olduğunu görmekteyiz. Hatta buradaki Lewis sembolünü bağları çizgi şeklinde gösterecek biçimde yazalım. Her bağı çizgi şeklinde gösterdiğimizde yapımız bu şekli alacak. Görüldüğü gibi en çok bağ yapan atom karbon atomudur. Dolayısıyla merkez atomumuz karbondur. Merkeze bağlı atom sayısına x demiştik. 1, 2, 3 tane merkeze bağlı yapı var. Dolayısıyla x değerimiz 3'tür. E değeri neydi? Merkez atomdaki ortaklaşmamış elektron çiftiydi. Merkez atomumuzda ortaklaşmamış elektron çifti bulunmadığından dolayı E değerini boş bırakıyoruz. O halde bizim Vesper formülümüz AX3'tür. Arkadaşlar, Vesper formülüne karşılık gelen molekül geometrilerini ezbere bilmemiz gerekir. Vesper formülümüz AX2 olduğunda molekül geometrisi için doğrusal diyorduk. Vesper formülümüz AX3 iken geometrimiz düzlem üçgen. Vesper formülümüz AX4 iken molekül geometrisi düzgün dört yüzlü. Vesper formülümüz AX3E iken Geometrimiz üçgen piramit. Son olarak Vesper formülümüz AX2, E2 olduğunda geometrimiz açısal. Bir diğer ifadeyle kırık doğrudur. Size verilen molekülün Vesper formülünü AX3 bulmuştuk. Dolayısıyla molekül geometrimiz düzlem üçgendir. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Verilen molekülde kaç çift elektron bağ yapımına katılmıştır deniliyor. Bakın bize molekülün yarı açık formülü verilmiş. Yani bazı bağları görebiliyoruz, bazılarını göremiyoruz. O yüzden formülümüzün tam açık formülünü yazalım. Soldaki karbona 3 adet hidrojen bağlı. Karbon ve hidrojenler arasında tekli bağ bulunmaktaydı. Karbon komşu karbonuna tekli bağla bağlanmış. Oksijen karbon arasında çiftli bağ gösterilmişti zaten. Yine karbonumuzun komşusu oksijen. Burada yine bir karbon atomu geliyor. Çift bağ, oksijen geldi. Sağdaki son komşu karbonumuz ve bu karbona 3 adet hidrojen bağlı. Bağ yapımına katılan elektron çiftlerini soruyordu sorumuz bize. O halde bağ sayılarını sayarsak cevabı bulacağız. Birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın ikili bağ 2 iki defa saydık. 7, 8, yine ikili bağ 9, 10. 11, 12, 13, 14. 14 çift elektron bağ yapımına katılmıştır. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Yalnızca karbon ve hidrojen içeren organik bir bileşiğin 1 molünün yeterince oksijen ile yanması sonucunda 3 mol karbondioksit ve 4 mol H2O açığa çıkıyor. Buna göre bu bileşiğin 1 molekülünde kaç tane atom vardır denilmiş. Arkadaşlar formül bulma ile ilgili sorular çözülürken ilgili bileşiğin 1 molüne göre yorum yapılır. Zaten soruda bize 1 molünden bahsettiği için işimiz kolaylaşmış. Yine soruda bize bileşiğimizin yalnızca karbon ve hidrojen içerdiğini belirtmiş. Dolayısıyla bileşiğimizdeki karbon sayısını karbondioksitten hidrojen sayısını da sudan yararlanarak bulacağız. Bakın 3 mol karbondioksit içerisinde 3 mol karbon. 4 mol H2O içerisinde 2 çarpı 4'ten 8 mol hidrojen bulunmaktadır. Sorunun başında da belirttiğim gibi bu değerler 1 mol bileşik için geçerlidir. Ve ne demiştik? Bileşik formülü bulunurken 1 mol üzerinden yorum yapılır. O halde bileşiğimizin formülü C3H8'dir. 1 mol bileşikte bu sayede 3 mol karbon 8 mol hidrojen bulunduğunu görüyoruz. Sorumuz bize bir molekülünde kaç tane atom var dediği için 3 karbondan 8 de hidrojenden toplam 11 atom vardır. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir.